arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mum yapacağız. Ama nasıl bir mum olacak? Çok değişik olacak Burcu. Pastel boyamız var, rendelenmiş. Burada iki tane çay kaşığımız var. Burada testimiz var arkadaşlar. Burada bir tenceremiz daha var. Burada mumlarımız var. Burada kabımız var. Burada şundan yani mum ipi. Mum ipi var. Burada da sıcak su var. Ama bunu bir büyüğünüzden yardım etmeden sakın denemeyiz. Şimdi ilk önce neydi? İlk önce sıcak suyumuzu dolduralım. Dur ben sana doldurayım. Tamam anne. Arkadaşlar şimdi mumlarımızı şu... İlk önce ne yaptık bir onu anlatmalısın bence. Sıcak suyu döktük. Boş tencereyimizi koyduk arkadaşlar. Onun içine döküyorum. İlk önce mumlarımızı. Bu mumlar nasıl mumlardı? Bizim önceden yakıp kullandığımız mumlar. Kenarları erimeyen mumlarımızdı. Şöyle. Kaşık yardımı edeceğim. Evet. Zeynep turuncu pastel boyasını rendeledi. Tamam. Şimdi onun erimesini için karıştırıyoruz arkadaşlar. Sen bekle, kendi kendine erisin. Öyle karıştırma çünkü sıcak su üstüne dökülebilir. Tamam. Böyle ne yapıyorduk başka? Ne eritiyorduk? Çikolata eritiyorduk. Arada birazcık konuşalım değil mi? Çikolata eritiyorduk bunlardan arkadaşlar. Biz katı çikolataları. Şimdi, evet, katı çikolataları eritiyorduk. Ben Mario usulü değil mi? Evet. Bakın şöyle mesela. Erimeye başladı hatta. Evet. Çok erken erimesi gerekmiyormuş arkadaşlar. Bir 5 dakika beklememiz gerekiyormuş. O da eridiğinde arkadaşlar yine etkinliklerimize şunun içine koyacağız. Mum ipimizi de öyle koyacağız arkadaşlar. Evet, sonra dökeceğiz. Evet arkadaşlar, bu arada mum ipini en son koyacaksınız. Biz böyle küçük bir koparttık. Ölçtük tabağımıza göre. Evet ölçtük. Bu da bizim önceden kullandığımız bir tabak. Mum tabağı. Mum tabağı. Şöyle. Arkadaşlar erimeye başladı. Evet. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi erimesini bekleyelim. Biz de öyle konuşalım. Arkadaşlar biz şimdi erittik. Şimdi bununla döküyoruz. Bağladık değil mi Zeynep'ciğim? Mum ipini göster. Evet bağladık şöyle. Bunun için ne kadar bekledik? Bir 10 dakika kadar bekledik bu şekilde olabilmesi için. Böyle evet. Sulu bir kıvam alabilmesi için. Ben şimdi Zeynep Cemre'yi dökeceğim. Anneme şöyle veriyorum. Böyle bakalım bize. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ve donmasını bekleyeceğiz. Evet. Şimdi şöyle. Annem bunu buzluğa atacak. Böyle donsun. Evet, dışarıda donsun. Mum kalıbımız arttı. Ona da bir şey bulup yapalım mı? Evet. Arkadaşlar şimdi ben artan şeylerimi bu kalıbımla tamamlayacağım. Aç kalıbımla. Şimdi döküyoruz. Tekrardan. Her tarafına dökeceğiz ve onun donmasını bekleyeceğiz. Buradan Mickey Mouse'lu bir mum çıkacak arkadaşlar. Şöyle ellerine de dökelim. Evet dökelim, dökelim, dökelim. Donduğunda bakalım bizi nasıl bir şey bekliyor. Donduğu halini paylaşırız. Evet anne. Tamam. Şöyle şimdi, şu mum ipimizi de koyalım içine. Ölçek aldık beraber. Yine. Beraber. Böyle bakıyoruz. Ay tutalım. Evet şimdi donmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben onu tabakla tamamladım. Az önceki konuşmam sonra ben böyle tabakla tamamladım. Yine sizlere şöyle yine bir göstereyim mi? Olur mu arkadaşlar? Ha şimdi şöyle. Kapıyı çevireyim böyle. Bakın. Yine siz de yapabilirsiniz. Malzemelerimizi tekrardan anlatmak istiyorum. Bir sıcak su, iki tencere kalın, kullanmadığınız tencereler. Bir tane pastel boya rendeleyeceksiniz siz. Sonra kalıbınız varsa kalıba koyacaksınız. Sonra onların donmasını bekleyeceksiniz. Ben şimdi bu arada mum ekledim. Mum da eklemeyi unutmayınız. Bay bay, kanalıma abone olmayı unutmayın.